arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle morun birkaç rengini kullanarak güzel bir etek çalışması yaptık. İteğimizde bel kısmından başladık lastiğimizi ördükten sonra artışlarımızı düzenli olarak yapıp uç kısmına kadar geldik. Yeterli uzunluğa gelince artış yapmayı durdurduk. Eğer daha uzun isteseydik yine artışlarımızı aynı düzen üzerine devam ettirecektik. Artışlarımızı yaparken, bakınız ilk önce dörtle başlamıştım ve aralarında ikişer zincir çekmiştim. Trabzan sayımız çoğaldıkça kenarlardaki çekmiş olduğumuz zincir sayısı da ona göre arttı. Bakınız şu şekilde daha geniş bir şekilde gözler görülmekte zincir sayımızın artışıyla birlikte. Evet şimdi sıramıza bakalım 1-2-3-4-5-6-7-8 sırada ben eteğimizi tamamladım. Ölçüme bakmak istiyorum. Ölçümüzü şöyle baktığımız zaman belimizden 23 santim. Eteğimizin ölçüsü bel kısmını şu şekilde ölçecek olursak tabi şu kavisi de var aslında ama kavissiz bir şekilde ya da şöyle kavis vermeye çalışalım. 24-25 santim civarında e, belimizin tamamının çevresi. Evet şimdi e, artışlarımızın sırasını şöyle bir kolaylık olması açısından hazırlık yapmıştım. Bakınız başlangıç zinciri olarak 75 başladım. Ben e, 0-1 yaş 0 e, kilosuna göre daha e, küçük aylardaki çocuklarımıza göre olacak şekilde başladım. Zincir sayımız 75 ve tığ numarası 2,5 olarak kullandım. Şöyle görecek olursak başlangıçtaki kemer kısmını 3 trabzan 1 zincir olarak bıraktık. İlk artış yerimizi 4 tane trabzanımız ördük. İkinci trabzanımızda bakınız 5 tane artış. Üçüncü trabzanımızda 6, 4'te tekrar 6 yaptım. Diğer 7, 8, 9 ve 10. Bu şekilde artışlarımı yaparak eğer gerekli görürseniz şurada yapmış olduğumuz gibi aynı iki defa da ölçüyü kullanabilirsiniz. Aynı ölçüyü kullandığınız yerde aradaki zinciri bir tane fazlalaştırırsanız çok daha hoş olur. Eteğimizi açılımında herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet, kolay gelsin diyerek hemen eteğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimi örmek için iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum ve dilediğiniz herhangi bir iple dilerseniz ince, dilerseniz kalın iplerle yapabilirsiniz. Ben kalan iplerimle örüyorum. Bu etrofil, nakuminoş ve bir tane daha var morum. Yine o da nakuminoş olacak. Etrofilli bel kısmına başlamak istiyorum. Koyudan açığa doğru morlarla oluşturuyorum. Yani etrofil biliyorsunuz biraz daha dolgunca. Minnoşlar da ona nispetle biraz daha e, aynı derdi gibi ama biraz daha ince olabilir. Yani dokusu farklı e, en azından. Etrofilin, antipilin özelliği var. Minnoşların antipilin özelliği yok. 2,5 numaralı tığımla da e, örmeye başlıyorum. İpimi ilk önce zincirimizi çekerek başlayalım. Ne sıkı ne gevşek olsun zincirimiz. Bel ölçüsüne kadar kaç yaş için örüyor isek o e, çocuğumuzun beline uygun olarak zincirimizi çekmeye başlayalım. 1 2 tane zincirimi çektim. 3 4 İlerliyorum. 5 6 10. 10 tane çektim. Biraz ilerleyelim, görüşelim. 95 tane zincirimi çektim. Şimdi zincirimizin ölçüsüne birlikte bakalım. Büyük çocuklarımız için lütfen daha büyük başlayalım. İpimize göre zincir ölçülerimiz değişeceği için hani yanıltıcı olmayalım. Çocuklarımızın beline uygun olarak örelim. 40,5 santim zincirimizin ölçüsü 40 diyelim. Çünkü ilave etmeden geri dönüş yapacağımız için 40 santim bakınız zincirimizin ölçüsü ve şimdi örmeye devam edelim. Şöyle sayalım bakınız. 2,5 numaralı tığımızla örüyoruz numaralı tığımızla arkadaşlarımız ve 40 santim zincirimizin ölçüsü 95 tane zincirimize karşılık gelmekteydi hemen örmeye başlayalım geri dönüşümüzü bu zincirimiz üzerinden yapıyoruz ilave zincir yapmıyoruz 1 2 3 ve 4 dördüncü 4. zincir yuvasının içerisine tığımın başını doluyorum ve giriyorum ikili trabzan örüyorum. Ve sırası ile bütün trabzanlarımı yani zincirlerimi trabzan olarak örüyorum. Şöyle her zincirimizin içerisine birer tane batarak zincirimizin sonuna doğru ilerleyelim. Evet devam edelim. Trabzanlarımın tamamını örerek geldim. Bir uçtan diğer uca kadar. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. 3 tane zincirimi bitirme yönünde çekiyorum. 1, 2 ve 3. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Tığımızın başını dolayarak hemen ikinci sıradaki gelen trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Hemen yanına bir trabzan daha ilave ediyorum toplamda zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oluyor bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir trabzan aşağıdan atlıyorum diğer trabzanımın üzerine gelerek yeniden trabzan örüyorum burada bir tane bakınız boşluğumuzu oluşturuyoruz bir zincir çektiğimiz zaman aşağıdan mutlaka bir tane de trabzanımızı atlıyoruz hemen yanına ikinci bir trabzan ve üçüncü trabzanımı da örüyorum. Üç tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. Tekrar bir, iki, üç. Yan yana üç tane trabzanlarımız örüyoruz. Bir tane zincirimizi çekip atladıktan sonra bir tane bakınız trabzanımızı atlayıp 3 tane trabzanı yan yana örüyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz. 2 3 tane trabzan, 1 zincir, 1 atlıyoruz. Yan yana 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Şöyle bakalım. 3 trabzanımızı direkt örerek başladım bir tane zincirimi çektim aşağıdan bir atladım yan yana üç tane trabzanımın üzerine yine batarak hepsini ördüm bir zincirimi çektim aşağıdan bir trabzan atladım üç trabzanımı ördüm bir zincir atlayarak aşağıdan bir zincir çekip aşağıdan bir tane trabzanımı atlayıp hemen üç tane trabzanımı da ördüm bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerliyorum bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim şöyle bakalım en son trabzanlarımın olduğu yerdeyim bir tane zincirimi çektim aşağıdan bir tane atlıyorum ve sırası ile 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 3 trabzanımı sırası ile ördüm bakınız hem başlangıç hem de bitişte üçer tane trabzanlarımız var şimdi örgümün yönünü 3 tane zincirimi çektikten sonra çeviriyorum 1 2 3 arkasını çeviriyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum üçüncü trabzanımın üzerine batırıyorum üç trabzanımın üzerine birer birer trabzanlarımı ördüm bir önceki sırada atladığım yerin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum ve tekrar devam ediyorum birer birer trabzanlarımı örüyorum 2 3 Araya bir tane üç trabzanımın her birine birer tane batıyorum. Şöyle görelim. Tamamını trabzan olarak örüyoruz. Hem trabzanlarımızı hem de atlamış olduğumuz bir tane zincir çektiğimiz yere de trabzanımızı örüyoruz ve üçüncü sıramızı tamamını örerek bitiriyoruz. Sıramızı trabzanlarımızı örerek tamamladık ve en son bel kısmını sadece örmek istediğim için bu rengimle şöyle geçiş için başlatalım bir tane trabzanlarımızın her ikisi üst üste gelecek şekilde tutuyorum. Bakınız 1, 2, 3, 3. trabzanımın tam üzerine geliyorum sadece ilmeğimi şu şekilde kaydırarak birleştiriyorum ve ipimi kesiyorum. belimizi bu şekilde ördük şöyle görelim bel lastiğimizi şimdi aşağısını örmeye başlayalım ve diğer rengimize geçelim Evet bel lastiğimizi bu şekilde örerek tamamladık şöyle görelim gayet güzel bir şekilde lastiğimiz bir de kalınlığına bakalım kaç santim olduğuna şöyle görelim bakınız üç buçuk santim lastiğimizin uzunluğu Şimdi ikinci rengime geçmek için hazırlığımı yaptım. Şöyle birleştirdiğimiz yerdeyiz. Şöyle hemen düzeltelim. Evet bakın şuradan birleştirmiştik. Örgümü çeviriyorum örmek için. Hemen yandaki bakın nasıl 1 2 3 dördüncü trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Kapağın alt kısmında kalan kısmı evet bağlantımızı yaptıktan sonra her iki kat kapaklarımız bakın üst üste gelecek şekilde ayarlıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. 3 tane zincirden oluşan yere giriyorum ve karşılığında arkasındaki bölüme de giriyorum. Her iki katımı da kavrıyorum. Bir defa başını dolamış olduğum tığımı 3 defa da örüyorum ipimi. 1 2 ve 3. Aynı yere batıyorum. 1 2 3. Tekrar aynı yerden üçüncü kez bir defa başını doluyorum. Üç defa da alıyorum. Bir, iki, üç. Toplamda dört tane trabzan sayısına ulaşıyoruz. Dört trabzanımıza ulaştıktan sonra bir tane atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine gelerek hemen batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, hemen atlıyorum bir saniye ikincinin içerisine 1 2 3 toplamda 4 tane trabzanımı aynı yere örüyorum bir defa başını doluyorum 3 defa da alıyorum bakınız 2 ve 3 1 atlıyorum ikinciye batıyorum sadece şöyle sık iğnemle tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum ikincisine bir defa başını doladığım tığım 3 defa da trabzanımı örerek 4 tamamlıyorum 1 2 3 ve 4 ve hemen yanındaki bir tane bakınız trabzanımı atlayıp yanına batıyorum. Burada yapmış olduğumuz işlem hep bir tane trabzan atlıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Sadece bir trabzan atlayıp diğerine geçiyoruz. Birisinde dört tane trabzanımız örüyoruz. Bir tane trabzan atlayıp sadece batıyoruz. Bir trabzan atlayıp dört trabzanımızı bir defa başına doluyoruz. Üç defa da çekiyoruz ve sıramızın başına kadar bu işlemlerimizi tekrar ederek geliyoruz. Lastiğimizi tamamladıktan sonra sıkı iğne ile ikinci rengimize ve etek bölümümüze geçmiştik. Sık iğnemizden sonra trabzanımızı ördük ve bir uçtan diğer uca kadar bir sık iğne bir trabzan grubu olarak bu şekilde geldik. Şimdi sık iğnemin üzerine batarak ikinci sıramı yeniden başlatıyorum. Bakınız ikinci sıramızı şimdi çeviriyorum. Tıpkı birinci sıramızı buradan başlattığımız gibi başlangıçlarımızı buradan yapıyoruz. Batıyorum sadece üzerine 1 iki üç dört beş altı tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum altı zincirimi dört tane trabzanıma ikiye ayırarak iki sağ tarafta, iki sol tarafta ayırıyorum. Tam arasına giriyorum. Tam arasına girdikten sonra bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere giriyorum. İkinci trabzan gruplarımız için yuvamızı hazırlıyoruz bu şekilde. Bir iki tane zincirimi çekiyorum, tığımın başını doluyorum. Biraz önceki batmış olduğum yere, yani sık iğne olarak batım iki tane trabzan arasındaki olan yere batıyorum. Bir iki üç defada trabzanımı çıkıyorum. Tekrar soluna iki tane zincirimi çekiyorum, tığımın başını doluyorum. Tığımın başını dolamıyorum. Dört tane olan trabzanımızın tam ortasına giriyorum. 5 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere batıyorum. 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Sık iğne olarak trabzan arasında bulunan yere giriyorum. 3 defada da trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 2 zincirimi hemen trabzanımın soluna da örüyorum. Ve 4 olan trabzanımı 2-2 ayırdıktan sonra tam araya giriyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batarak yuvamızı oluşturuyoruz. 2 zincirimi çekip bir tane başını doluyorum. Sık iğnemin üzerine batıp 3 defa da trabzanımı tamamlıyorum. Tekrar 2 zincirimi çektim. Bakınız 4 4 4'ü 2, 2 2 ayırıyorum. 5 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 aynı yere batıyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayarak başlangıç yerimize kadar gelelim trabzanımızı örüyoruz sağına soluna bakınız iki zincir yeni yuvalarımız için beş tane zincir aralarda ikişer zincirimiz var ve bu şekilde örerek başlangıç yerimizde görüşüyoruz Eteğimizi ördük bir sonraki trabzan sıralarımız için yuvalarımızı hazırladık ve son olarak başlangıç yerimizin olduğu bölümümüze geldik. Hemen çeviriyorum. Sizlerle birlikte geçişimizi yapalım. En son yuvamı ördüm. Diğer tarafa başlangıcımı yapmadım. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir tanesini çektim. İkinciyi ilave ediyorum. Aşağıdan saymaya başlıyorum. 1 2 üç, dört. Dördüncü zincir yuvasının içerisine gelip batıyorum ve ipimi şu şekilde geçiriyorum. Bakınız başını dolamadan sadece ilmeğimi sağ tarafa doğru çıkardım. Tığımın başını doluyorum. Zincir yuvamın içerisine girerek örmeye başlıyorum. Bu sıramızda beşer tane trabzanımızı dolduracağız. Bir tane çektim. 2 ve 3. 1 2 3. 1 2 3 3 tane trabzanımızı ördük. Bu aşağıdaki zincirimizin şeyi görülmekte bakınız. Şimdi ördüğümüz trabzanlarımıza dahil değil. Diğer trabzan zincirimizin görüntüsü. 3 tane trabzanımız. 4. devam ediyorum. Ve 5. Toplamda 5 tane trabzanımı ördükten sonra hemen bir tane trabzanımız zincirlerimizin sağında solunda bakınız ortada duran trabzanımın tam tepesine gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine geliyorum ve 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 trabzanlarımızı 3 defa da çekiyoruz 5. trabzanımdan sonra hemen aradaki tek trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum yine tığımın başını dolayarak yuvama giriyorum ve 3 defa da çektiğim 5 tane trabzanımı örüyorum. 3 4 ve 5 Hemen tek trabzanın üzerine batıyorum ve sıramızın başına kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz. 5 tane trabzan ördük bir tane battık 5 trabzan örüp bir tane batma şekliyle sıramızın başına kadar geldim şöyle çeviriyorum ve yeniden yuvalarımızı kurmak için hazırlanıyoruz geçişimizi birlikte yapalım direkt batıyorum bakınız buradaki trabzanımın üzerine ve zincirimi çekerek çıkıyorum 6 tane zincir çekmek istiyorum 1 2 3 4 5, 6. 6 zincirimle çıktım. 5 tane trabzanımız var. Burada 3. trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere tekrar batarak yuvamızı kuruyoruz. 3. trabzanımızın üzerine. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bir önceki sırada 2 çekmiştik. Burada bir tane zincir sayımızı fazlalaştırdık tığımın başını doluyorum batmış olduğum yere bakın bir aşağıda trabzanımız var tekrar bu sık iğnemizin üzerine batarak 3 defada ördüğümüz trabzanımızı yerleştiriyoruz tekrar 1 2 3 üçüncü zincirin üzerine gelerek batıyorum 5 tane zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 yuvamızı kuruyoruz 3 tane zincirimizi çekip tığımızın başını dolayıp sık iğnemizin ve bakınız tek trabzanımızın üzerine batarak 3 defada trabzanımızı alıp örüyoruz. Bu şekilde 3. trabzanın üzerine 5 zincir çekerek yuvalarımızı kuralım ve başlangıç noktamıza kadar örmeye devam edelim boğalarımızı hazırladık ve sıramızın başına geldik. Modelimiz iki tane sıranın birbirini tekrar etmesinden oluşuyor. İlk sırada yapmış olduğumuz gibi bir sırada trabzanlarımızı yapıyoruz. İkinci sıramızda ise yuvamızı ve bir tane sık iğnemizin üzerine trabzanımızı örüyoruz. Ve sürekli artışlarımızı yaparak eteğimiz istediğimiz genişliğe gelene kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi 4 olarak başlamıştık. İkinci sırada 5 tane trabzana çıkardık. Şimdiki sıramızda 6 trabzan olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi geçişimizi birlikte yapalım. Zincirimi çekiyorum. Bir tanesini çekmiştim. 2 ve 3 sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirimin içerisine batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Tığımın başını dolayarak hazırlamış olduğum yuvanın içerisine 6 trabzanımı örüyorum ve 3 defa da çekiyorum 1 2 3 3 tane ördüm 3 tane daha ilave ediyorum 2 4 5 son trabzanımı örüyorum aradaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum herhangi bir şekilde araya zincir çekmeden Tekrar tığımın başını doluyorum. Yuvanın içerisine 6 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayarak ilerliyoruz. Bir üst sırada yine aynı şekilde yuvamızı kuralım sonrasında görüşelim. Evet eteğimizi artışlarımızı yaparak aşağıya doğru örerek büyüttük. 4 tane trabzan, 5 tane trabzan, 6 tane trabzan olarak trabzan sayılarımızı aşağıya doğru artırıp eteğimizi görmüş olduğunuz bu genişliğimizi veriyoruz. Şimdi renk değiştirmek istiyorum. Beyaz rengimi alıyorum ve araya bir beyaz renkle hareket katmak istiyorum. Morlarımın arasına tamamen morlardan oluşması. Bir de beyazımızı örelim araya. Bakın yuvalarımı ben hazırladım. Şimdi sadece trabzanlı olan bölümümüzü öreceğiz. En son 6 trabzan olarak örmüştük. Yine burada da 6 trabzanımızı öreceğiz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle alıyorum. Görmüş olduğum şu trabzanımı bakın buradan devam ediyordum. Olduğu yere gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektikten sonra yuvamın içerisine girerek 6 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar doluyorum. Toplamda 6 trabzan olana kadar örüyoruz. 2 4 5 bir tane daha örüyorum 1 2 3 defa da örüyorum aradaki mor trabzanımın üzerine gelip batıyorum ve ilerliyorum diğer yuvamın içerisine yine 6 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 ve 6 trabzanımın üzerine batıyorum sıramın sonuna kadar örerek ilerliyorum Evet en son noktaya kadar örerek geldik bakın şöyle başlamıştık diğer noktaya kadar ördük geldik şimdi birleştirmesini yapalım şöyle Bakın şurada 6 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3 ve dördüncü zincirime gelerek batıyorum geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirle sağlamlaştırdıktan sonra buradan ipimi kesiyorum. Beyazımızla bakınız yuva hazırlamadık. Sadece trabzanlı bölümümüzü yaptık. Yuvasını diğer renk ipimizde yapacağız. Açık tondaki lilamı kullanmak istiyorum. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Başlangıç noktama gelerek batıyorum. Bakın biraz önce ipimizi kopardığımız yere giriyorum. Örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincirimi çektikten sonra 6 trabzanımın tam ortasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincirimi çekip yuvamı kuruyorum. Yine her zamanki yaptığımız gibi. Burada 4 tane zincire çıkalım. 1, 2, 3, 4, tığımın başını doluyorum araya giriyorum 3 defa da alıyorum 1 2 3 4 tığımın başını dolamadan 3 3 batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimizi çekerek yuvamızı kuruyoruz eteğimin kenar tığlamasını başlamak için uç kısımdan başlamıştım ee, ve devam ediyorum şimdi sizlerle birlikte aynen devam edelim bakınız trabzanımın olduğu araya Geliyorum bir tane batıyorum. Başlangıcı da lütfen bu şekilde trabzan başına batarak yapalım. Tığımın başını doluyorum. Hemen şuradaki görmüş olduğumuz hem renk hem beyazın arasına girelim. Bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. İki trabzanımın arasına girerek bir defa doladığım tığımı bir defa da çekiyorum. Tekrar trabzanın tam araya bakınız. Girerek tek seferde çekiyorum. Her trabzanımın arasına tek seferde çekiyorum, başını doluyorum, çekiyorum, başını doluyorum. Bakınız, hepsinin arasına birer birer giriyorum. Ve ilerliyorum. Beyazla morumuzun arasına da giriyoruz. Ve son olarak trabzanımızın bakın bir tane trabzan devam ediyor. Oraya direkt başını dolamadan sık iğne olarak batıyoruz. Tekrar başını doluyorum. Diğer tarafa geçerken morla beyazın arasına giriyorum. Başını dolamıştım. Tek seferde çekiyorum. Tekrar beyazların arasına giriyorum. Başını dolamış olduğum tığımı tek sefer çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve bu şekilde eteğimizin ucunun son görüntüsünü ayarlamış oluyoruz. Evet bitişe kadar bu şekilde devam edelim. En son sıramızı da tığlayarak eteğimizi bitirdik. Belimize zaten kurdelemizi takmıştık. 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir çektiğimiz aralıklardan geçirerek eteğimizin kurdele kısmını da tamamladık. Ve eteğimiz bu şekilde tamamlanmış oldu bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.